Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz gıda mühendisi Filiz Gergerli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Bir Karadeniz aşığı Karadenizliyim. Eşim, iki harika kız çocuğunun annesiyim. Harika bir ailenin evladıyım, kardeşiyim. Gibi böyle sosyal şapkalarımın yanında da Sardunya Gıda Mutfak firmasında kalite ve insan kaynaklarından sorumlu icra kurulu üyesiyim. Gıda mühendisiyim. İnsan kaynaklarını devraldıktan sonra da insan kaynakları yönetimini de açıktan okudum. Son olarak da Adler'den profesyonel koçluk eğitimi alarak profesyonel koçum şu anda. Harika bir eğitim almışsınız, donanım sahibisiniz, çok güzel bir mesleki kariyeriniz var. Köklü bir firmada çalışıyorsunuz. Evet, köklü bir firma. 47 yıllık bir firmayız. Evet, çok prestijli. %100 Türk firması. Sektörün kalite lideri. Kesinlikle. Diye tanımladığımız bir firma. Kesinlikle. Yaklaşık 4000 çalışanımız var. 4500. Bir grup şirketiyiz. Ben bunun toplu beslenme ayağı, yani yemek üretim tarafındaki kalite ve insan kaynakları süreçlerinden sorumluyum. Ne yapıyoruz toplu beslenme olarak? Kurumların, holdinglerin, okulların, fabrikaların, hastanelerin yemek hizmetlerini, yani orada çalışan arkadaşların yemek hizmetlerini sözleşmemiz çerçevesinde sağlıyoruz. Bizim rolümüz ne, benim rolüm ne orada diye sorarsanız, oradaki rolümde ben işin bu süreci yönetirken tüketicilerimizin sağlığını korumak adına uyguladığımız yönetim sistemleri var. Bunlar işte gıda güvenliğini sağlamak, müşteri beklentilerini sağlamak, müşteriden gelen geri bildirimleri doğru yönetmek adına uyguladığımız yönetim sistemleri var. Bu yönetim sistemlerin kurgulanması, risk analizlerinin yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve çıkan sonuçlar çerçevesinde de yeni tedbirler alınması yönündeki çalışmaları yürütüyorum. Çok güzel. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Gıda mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Ya aslında çok bilinçli bir seçim değildi gıda mühendisi olmak. Tamamen bir kodlama hatası. Üniversitede o yıllarda biz böyle hard copy kodlama yaparken kimya öğretmenliğini tercih edeceğim yerde gıda bilimini tercih etmişim. Seçimim bilinçli değildi ama kariyer planlamam ve mesleki yolculuğum çok bilinçli yürüdü. Çünkü çok iyi bir eğitim aldım. Atatürk Üniversitesi'nden mezunum. Çok iyi bir eğitim aldım. Hocalarımız bizi gıda mühendisliğine çok inandırdılar ve bu alanda yürümek istedim. Bu şekilde de bir kariyer planlaması yaptım. Şahane. Peki gıda mühendisleri genel olarak ne yapar? Biraz anlatır mısınız? Gıda çok geniş bir alan Nesrin Hanım. Yani her alan, yani her yere dokunuyorsunuz. Evet. Et, süt, hani biz bunlar çok böyle basit, çok temel bildiğimiz şeyler. Ama sadece gıda değil, gıdaya temas eden, gıdayla ilişkisi olabilecek, gıda güvenliğiyle ilişkisi olabilecek bütün alanlarda rol alabiliyorlar. Nedir bu roller? Ya prosesin tasarımı, prosesin yürütülmesi, verimlilik çalışmaları, benim yaptığım gibi kalite çalışmalarının yönetilmesi, denetim ayağının yönetilmesi. Şimdi iş güvenliği çok revaçta ve iş güvenliğinde de mühendis arkadaşlarımız rol alıyor. Gıdayı biliyor olmak, gıdanın kimyasını biliyor olmak, gıdadan gıdaya gelebilecek riskleri biliyor olmak birçok alanda rol almalarını sağlıyor. Şöyle düşün, mesela bir soğuk oda tasarlanacak. Bu aslında bakarsanız makine mühendisinin işi. Evet. Ama gıdacının orada neye ihtiyacı var? Bu da gıda mühendisinin işi. Dolayısıyla böyle çok birçok alanla girift çalışan, birçok alana temas eden bir meslek örgütü diyebilirim. Çok güzel. Siz neler yapıyorsunuz? Az evvel bahsettiğim gibi ben ağırlıklı olarak kalite çalışmalarını yürütüyorum. Nedir kalite çalışmaları? ISO 9000 duymuşsunuzdur. Uluslararası standartlar var ve yasal standartlar var. Yani yasal mevzuatlarımız var. Bu mevzuatların yanında gönüllü olarak uyguladığımız bu uluslararası standartları da kapsayacak şekilde bizden yemek yiyen, yani Sardunya'dan yemek yiyen
tüketicilerimizin güvenliğini sağlamak, onların biyolojik olarak, fiziksel olarak veya işte ne bileyim alerji, hatta alerjik olarak bir sorun yaşamaması adına önden riskleri, bu olabilir, daha geçmiş deneyimlerimiz veya verilerimizden veya işte araştırmalarımızdan veya işte standartların bize emrettiği yerlerden önce riski ne olabilir, başımıza ne gelebilir soruyoruz. Sonra buraya peki nasıl yönetelim, nasıl tedbir alalım? Aldığımız tedbirin bir talimat haline dönüştürüp sonra bunun, biz 4000 kişilik büyük bir aileyiz, 4000-4500 kişilik büyük bir aileyiz. Her bir ferdine ulaşmasını sağlıyoruz. Ulaştırdık, peki uygulanıyor mu? Her bir ferdin o ulaştırdıktan sonra nasıl yürütüyoru izliyoruz. Geri bildirimler alıyoruz. O geri bildirimleri masaya taşıyoruz gibi böyle oldukça hareketli. Bir günü çok bir önemli. Günüyle birebir aynı olmayan, çok dinamik, rutin dışısı çok olan bir iş yürütüyoruz. Harika. Toplu beslenmede gıda mühendisleri neler yapar? İlaveniz var mı? Aslında çok alanı var yine toplu beslenmede ki bizde de çok yoğun, biz gıdacı çok barındırıyoruz da, gıda mühendisi, gıda teknikeri arkadaşlarımızı. Benim gibi kaliteci olabilir, denetçi olabilir, operasyon yönetiminde biz çok yoğun olarak gıda mühendisi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ne demek operasyon yönetimi? Bir işletmeyle sözleşme imzaladık, aldık işi. Oradaki bütün süreçlerin yönetimi demek. Yani müşteriyle temas da var bunun içinde. Personel yönetimi de var, bütçe de var, menü planlama da var. Oradaki hijyen gereklerinin, gıda güvenliği gereklerinin, iş güvenliği gereklerinin sağlanması da var. O projeyi ona emanet ediyoruz ve o projenin, o lokasyonun yönetiminden tamamen sorumlu olabiliyorlar. ARGE'de görev alabilirler toplu beslenmede. Satış kanalında görev alabilirler. Çünkü işin ne olduğunu çok iyi biliyorlar ve dolayısıyla lanse edebiliyorlar. Böyle yine toplu beslenmede de çok geniş bir çalışma alanı var. Bizde de dediğim gibi yaklaşık bir 400'e yakın gıdacı şu anda kurumumuzda hizmet veriyor. Çok güzel. Gıda güvenliği nedir? Gıda güvenliği şu, tükettiğiniz, yani beslenmek amaçlı aldığınız herhangi bir gıdanın sağlığınıza zarar vermemesi için uygulanan işlemler, yani zarar vermemesi. Ne tür zararlar? Alerjik reaksiyonunuz var. Bu da gıda güvenliği kapsamında. Mikrobiyal olarak, yani zehirlememeli sizi. Dişiniz kırılmamalı. İşte içinde herhangi bir kimyasal kalıntı olmamalı. Bütün bunların sağlanması, sağlanmış haline gıda güvenliği diyoruz. Evet, paketleme de önemli değil mi? Paketlemenin de sağlığa uygun olması. Evet, paketleme tabii bu bahsettiğim başlıklardaki riskleri yönetmek için kullanılan argümanlardan, araçlardan bir tanesi. Evet, peki gıda güvenliğini evimizde nasıl sağlayabiliriz? Orada da aslında ta satın almadan başlamak gerekiyor ki biz Sardunya'da da bütün süreçleri ta en başından başlatıyoruz. Yani işi satın alma kanalında doğru tanımlarla, doğru firmalarla, doğru ürün alımıyla başlatabilirsiniz. Evde de aynı şey geçerli. Bilindik markaları tercih etmemiz önemli. Ambalajlı ürünleri tercih etmemiz önemli. Ve ambalajdaki etiket bilgilerini okuyor olmamız önemli. Yani etiketleme yönetmeliğine göre belirlenmiş, işte o ürünün içinde ne olduğu, nereye kadar tüketilebileceği veya hangi koşullarda saklanması gerekiyor, paketi açıldıktan sonra neye dikkat etmeniz gerekiyor gibi yönergeleri içeriyor ambalajlar. Dolayısıyla o ambalaj bilgilerine hakim oluyor olmamız lazım. Satın alma yaparken ihtiyacımız kadarını almak. Evet. Neye ihtiyacımız varsa o kadarını almak. Ve riskli gıdaları, nedir riskli gıdalar? Tavuk, et, işte süt ürünleri. Bunları alışverişimizin sonuna bırakmak. Eve gitmeye yakın almak. Hani alıp gidip bir kafede çayımızı içmemek. Doğru. Bunlar bizim daha satın alma basamağında dikkat edeceğimiz şeyler.
Yine evimizde muhafaza ederken de az evvel söylediğim o etiket bilgileri saklarken de o etiket bilgileri çok önemli. Meyve sebzelerin yıkanmasını çok önemseriz biz. Hı-hı. Çünkü işte bir sürü hem fiziksel riskler içerir, hı-hı, hem de tarım ilaçlarının uzaklaştırılabilmesi adına da yine meyve ve sebzelerin yıkanması, hatta bir miktar suda bekletilmesi, bu şekilde kullanılmasını öneriyoruz. Pişirdiğiniz ürünlerin tam pişmiş olduğundan emin olunması, nasıl anlıyoruz? İşte içinde kan kalmaması, tavuksa bu elastik dokusunun kaybolup hafif dağılmaya başlaması gibi. Yine dolabınıza ürün yerleştirirken, mesela derin dondurucuya malzeme koyarken, bir kere de tüketeceğiniz kadar küçük ambalajlarla, küçük paketler yapıp dondurmak. Bir kere çözündürdüğünüzü tekrar dondurmamak. İşte bir yemeği bir kere ısıtmak, tüketeceğiniz kadarını ısıtmak gibi böyle çok temel kurallarla evde gıda güvenliğini sağlayabiliriz. Çok önemli gerçekten. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu söylemek isterim. Gıda herkesin içinde olduğu bir alan. Yani illa mühendis olmamız gerekmiyor. Herkes bir defa yemek yiyor. Herkes bir şeyler tüketiyor. Ve herkesin fikri var gıda konusunda. Gıda güvenliği konusunda da herkesin fikri var. Dolayısıyla çok kirli bilgi var. Ben bu noktada tüketicileri, yani izleyicilerimize şunu ifade etmek isterim. Lütfen uzman kişilerden görüş alın. Mesela biz bir derneğin kurucu üyelerindeniz aynı zamanda. Gıda Güvenliği Derneği. Çok yayın yapıyoruz. Basında yer alan haberlere ilişkin doğru bilgiler neler? Bunları uzmanlardan, gerçekten bu işi bilen kişilerden dinlemelerini ve öyle karar vermelerini öneriyorum. Evet, yetkin kişilerden bilgi alsınlar. Aynen, değil evet, mi? Evet, yetkin kişiler. Yoksa yani kulaktan dolma. Bu işin akademisyeni. Kesinlikle. Ben böyle şey vermek istemiyorum. Herkes, çünkü herkesin bir fikri gıda ile ilgili maalesef var ve bu bilgiler her zaman doğru olmayabiliyor ve maalesef bunun da hani sonuçları bir miktar gıda üreticilerini zorlayabiliyor. Kesinlikle harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar ben diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz gıda mühendisi Filiz Gergerli'ydi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.